Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere kompozisyon nasıl yazılır konusunu anlatmaya çalışacağız ve bir de örnek kompozisyon yazarak bu kuralları nasıl uyguladığımızı göstereceğiz. Önce bir tanımla başlayalım. Kompozisyon herhangi bir düşünceyi hem şekil hem içerik olarak belli bir plan dahilinde yazılı olarak anlatmaya deniyor. Bu makale, deneme, sohbet gibi Fikir yazılarında olduğu gibi bazen hikayelerde veya olay, olay yazılarında da yine bir kompozisyon oluşuyor. Belli kurallara dikkat ederek yazınızı, hikayenizi yazmanız gerekiyor. Buna ne var sevgili öğrenciler bunun içerisinde? Sayfa düzeni var, yazım ve noktalama işaretleri var, başlık var, giriş, gelişme ve sonuç paragrafları var. Bir kompozisyon yazarken bir öğrenci bu kurallara, burada belirtilen kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Önce bir sayfa düzeniyle başlayalım sevgili öğrenciler. Genellikle sınavlarda size boş bir sayfa veriliyor ve kompozisyonunuzu bu boş sayfaya yazmanızı istiyor. Kompozisyona hemen sayfanın en üst yerinden başlamayın. Önce bir boşluk bırakın, sonra bir başlık atın. Sevgili öğrenciler, yanlardan ve altlardan da boşluk bırakmayı unutmayın. Yani sayfanın en solundan, en sol tarafından başlayarak kompozisyonunuzu yazmaya başlamayın. Çünkü öğretmenler notlarını verirken bunlara dikkat ediyorlar. Zaten sizde bir kompozisyonu gördüğünüzde Gözünüze hoş görünmüyorsa otomatik olarak o, o, onun hakkında olumsuz bir kanaate sahip oluyorsunuz. Başlığınızı attıktan sonra sevgili öğrenciler ilk paragrafınız giriş paragrafı. Mutlaka paragraf başları yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Çünkü öğrenciler genellikle paragraf başı yapmayabiliyorlar. Bir de başlık atmaya özellikle dikkat edin. Çünkü bazen kompozisyonu yazıyor öğrenci ama başlık atmamış oluyor. Bu da öğrencinin kompozisyondan daha düşük bir puan almasına neden olabiliyor. Sonra ikinci paragrafımız. Gelişme paragrafı sevgili öğrenciler. Gelişme paragrafı giriş paragrafına göre daha uzun olur. Bazen de gelişme paragrafı birkaç paragraftan oluşabilir. Burada yaptığımız gibi birkaç paragrafla gelişme paragrafını yapabilirsiniz. Bir de sonuç paragrafımız var. Sonuç paragrafı da e, az sonra neler yazılacağını anlatacağız. Baş, e, giriş paragrafı gibi daha kısadır. Yani giriş paragrafımız, sonuç paragrafımız kısadır. Gelişme paragrafımız daha uzundur. Hatta gelişme paragrafı bazen birkaç paragraftan da oluşabilir. Ama burada dikkat edin. Kompozisyonlarınızda mutlaka paragraflar atarak yazın kompozisyonlarınızı. Çünkü siz bir hikaye okuduğunuzda ya da bir makale okuduğunuzda onlarda bir sürü paragraf başları oluyor. Sizler de yazarken bu paragraf başlarına dikkat edin. Bazı öğrenciler kompozisyon yazıyor ama tek paragraf böyle yazıyor, 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 yazıyor. Kompozisyonu tek paragraf olarak bitiriyor. Başlık da koymuyor. İşte Belki anlattıkları güzel şeyler ama şekil olarak kurallara dikkat etmediği için düşük bir puan almış olabiliyor. Şimdi önce başlıkla başlayalım sevgili öğrenciler. Başlık nasıl atılır? Başlık anlatılan konuyu en kısa şekilde anlatan, en kısa şekilde anlatan bir ya da birkaç kelimeden oluşabilir. Bazen kısa bir cümleden de oluşabilir. Yazının neyi anlattığını ya da yazının yazılma ...gerekçesini sezdirecek özellikler taşımalıdır. Buna dikkat edin. Yani siz diyelim ki eğitimle ilgili bir kompozisyon yazıyorsunuz... ...ama başlığınızı doğa diyorsunuz. Doğayla ilgili bir başlık atıyorsunuz. Yani içerikle başlığın birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Kompozisyon yazarken sevgili öğrenciler... ...başlığı yazmadan önce de koyabilirsiniz. Yazdıktan sonra da başlık atabilirsiniz. Eğer ki başlığınızı yazmadan önce koyarsanız... ...bu sizi sınırlar. Yani başlığınızı koydunuz, o başlığa göre bir kompozisyon yazmak zorunda kalırsınız. Bu bazen sizi sınırlayabilir. E, sonradan koyarsanız rahat bir şekilde yazarsınız. Sonra yazdıklarınızı en kısa şekilde özetleyen bir ya da birkaç kelimeden bir başlık koyabilirsiniz. Bu daha kolaydır. Ama sonradan başlık koyan öğrenciler genellikle kompozisyonlarını yazarken başlık koymayı unutuyorlar. Yani kompozisyonu yazıyor, yazılı kağıdını teslim ediyor ama bir bakıyor ki başlık koymamış. Bu da puanının kırılmasına sebep olabiliyor. Giriş paragrafında ne anlatacağız sevgili öğrenciler? Giriş paragrafında konuyla ilgili, e, giriş paragrafı anlatacak konuyla ilgili bilgi verilen bölümdür. Yani bu paragrafta bu kompozisyonda ne anlatılacağı giriş paragrafında verilir. Çok uzun olmaz. Açıklamalar, örnekler bu bölümde verilmez sevgili öğrenciler. Yani siz konuyla ilgili örnekleri, açıklamaları giriş paragrafında vermezsiniz. Konuyu anlatmaya çarpıcı ifadelerle başlarsanız okurun yazıyı okumasını sağlar. Yani siz de kendi hayatınızdan düşünün. Bir kitap okuduğunuzda ya da bir hikaye okuduğunuzda veya bir yazıyı okuduğunuzda giriş paragrafı hoşunuza gitmişse yazıya devam edersiniz. Giriş paragrafı hoşunuza gitmemişse yazıyı okumak istemezsiniz. Bu yüzden çarpıcı bir ifadeyle başlayabilirsiniz. Yani bu ne olabilir? Tanım olabilir. Herhangi bir konuyla ilgili kısa bir açıklama olabilir. Ya da bir soru cümlesi olabilir. Yani bunların herhangi biriyle dikkat çekici bir şekilde giriş paragrafını oluşturabilirsiniz. Ama giriş paragrafında asla açıklama ve örnekleme olmaz. Burada açıklama dedik ama bu açıklama konunun ne olduğu ile ilgili açıklama yoksa konunun ayrıntılarıyla ilgili açıklama değil. Gelişme paragrafı sevgili öğrenciler konunun ayrıntılı olarak işlendiği bölümdür burası sevgili öğrenciler. En uzun paragrafımızdır az önce örnekte verdik değil mi? Konuyu ayrıntılı bir şekilde bu paragrafta, gelişme paragrafında anlatırsınız. Gelişme paragrafı birkaç paragraftan oluşabilir. Bu bölümde konunun anlaşılması için sevgili öğrenciler örnekler verebilirsiniz, karşılaştırmalar yapabilirsiniz, tanınmış kişilerin sözlerinden alıntılar yapabilirsiniz. Yani tanık gösterme yapabilirsiniz. Bu bu şekilde anlatmak istediğiniz konuyu konuyla ilgili okuyucuyu ikna etmeye çalışırsınız. Yani örneklerle, karşılaştırmalarla ya da tanınmış kişilerin sözleriyle Uzun bir şekilde konuyu ayrıntılı bir şekilde işleyerek okuyucuyu ikna etmeye çalışırsınız. Bu sevgili öğrenciler az önce ifade ettiğimiz gibi en uzun bölümümüzdür. Sonuç paragrafı ise sevgili öğrenciler gelişme bölümünde detaylı olarak anlatılan konunun sonuca bağlandığı bölümdür. Daha doğrusu giriş ve gelişmede anlatılan konu sonuç bölümünde toparlanır. Yani siz geliş, giriş yaptınız, uzun örnekler vererek konuyu açıkladınız. Şimdi son paragrafta Konuyu toparlayacaksınız artık. Bir sonuca bağlayacaksınız. Bu sonuç nedir? Verilmek istenen mesajdır veya ana düşüncedir. Siz yazmış olduğunuz kompozisyonun ana düşüncesini genellikle sonuç paragrafında verirsiniz. Hani kompozisyon sorularını çözerken de söylüyoruz ya, parçanın ana düşüncesi sorulmuşsa bu sonuç paragrafında olur. Parçanın konusu sorulmuşsa bu giriş paragrafında olur diyoruz ya. İşte sonuç paragrafında Anlattığınız konuyla ilgili ana düşüncenizi yani vermek istediğiniz mesajı kısaca verirsiniz. Sevgili öğrenciler sonuç paragrafları işte kısaca denilebilir ki özetle sonuç olarak gibi ifadelerle başlayabilir. Çünkü artık siz anlattınız. Anlattığınızda işte kısaca şunu demek istiyoruz ya da şöyle denilebilir ki artık diye sonuca bağlayabilirsiniz. Bu bu gibi ifadeler kullanarak da sonuç paragrafınıza başlayabilirsiniz. Zaten şimdi size bir örnek kompozisyon anlatacağız. Örnek bir kompozisyon yazdık. Bunu okurken hangi kurallara dikkat ettiğimizi de söyleyeceğiz. Sevgili öğrenciler diyelim ki bize evlilik programları hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir konu verildi. Televizyonda da gördüğümüz. Ben de evlilik programlarıyla ilgili örnek bir kompozisyon yazdım size. Kompozisyonumun başlığı evlilik programları. Hemen giriş paragrafım. Bakın sevgili öğrenciler ne yaptım? Paragraf başı yaptım. Okuyalım. Evlilik ve aile kurumu ile evlilik ve aile kurumu bir toplumu ayakta tutan önemli saç ayaklarıdır. Ve her toplum ailenin kurulmasını belli merasimlere ve devamını belli şartlara bağlamıştır. Bu kurallar yılların tecrübesi neticesinde kurulmuştur. Maalesef evlilik programlarında bu kurallara uyulmamakta, hatta bu kurallara bozucu çok ciddi olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Şimdi ne yaptım sevgili öğrenciler? Giriş paragrafında ben evlilik programlarla ilgili birçok olumsuzluğun olduğunu anlattım. Yani kompozisyonumda bu olumsuzların neler olduğunu anlatacağım şimdi gelişme paragrafına geçerek. Değil mi? Gelişme paragrafım sevgili öğrenciler Bakın dikkat edin. Bir, bak, ikinci bir paragraf daha yapmışım. Bunlar gelişme paragraflarım. Gelişme paragrafı giriş paragrafına göre daha uzun olacak. Şimdi devamı da var. Devam edelim. Evlenmek isteyen bir insan kendisine, ailesine, ahlaki ve manevi değerlerine uygun bir eş seçmek ister. Bu manavdan alışveriş yapmaya benzemez bir bilene danışılır. Aile büyüklerinin rızası gözetilir. Evlenmek isteyen çiftler birbirleriyle konuşur. Evlilikten ne be beklediklerini birbirlerine anlatırlar. Fakat evlilik programlarında durum çok farklı gelişiyor. Bir insanın güzel ya da yakışıklı olması... ...iyi bir eş olacağı manasına gelmiyor. Ya da zenginlik bir insanla evlenmek için yeterli bir şart değildir. Hele hele yaşını başına almış nelelerin, amcaların ben evlenmek istiyorum, aradığım şartlar şunlardır diye bu programlara çıkması kabul edilebilir bir şey değildir. Zaman zaman bu programlarda oyuncuların rol aldığını da okuyoruz. Aslında amaç birilerini evlendirmek değil. Amaç daha çok seyredilebilmek ve daha daha birçok rezillik. Ne yaptım sevgili öğrenciler? İki tane gelişme paragrafı kurdum. Bu gelişme paragrafında konuyu örnekleriyle açıkladım değil mi? İşte yaşlardan bahsettim. Evlilikte hangi şartların aranması gerektiğinden bahsettim. Bu programlardan hangi e, olumsuz şeylerin yaşandığından uzun uzun başlat, bah, bahsettim değil mi? Sonuç paragrafına geçelim. Sonuç paragrafı dikkat ederseniz giriş paragrafı gibi daha kısa bir paragraf. Özetle bakın ne yaptım? Sonuç paragrafını bir kelimeyle başlattım. Yani illa özetle, kısaca gibi bir, bir tam ifadelerle başlatabilirsiniz. Özetle evlilik gibi önemli bir kurma darbe vurulmak için tasarlanmış bu tür programların yayını durdurulmalıdır. Rütük üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Yoksa hem evlilik ve aile gibi önemli değerlerimiz ciddi darbe alacak ve gelecek nesiller bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Ne yaptım? Evlilik programları aileye ciddi darbeler vuracak ve gelecek nesiller bu durumdan olumsuz etkilenecektir diye konuyla ilgili vermek istediğim mesajı da sonuç paragrafında vermiş oldum değil mi sevgili öğrenciler? İşte bu kurallara uygu uyarak bu kurallarla ilgili e, anlattığımız kurallarla ilgili söylediklerimize dikkat ederek daha güzel kompozisyonlar yazabilirsiniz. Ama daha önemli olan bir şey var sevgili öğrenciler. Güzel kompozisyon yazmak istiyorsanız önce iyi bir okur olmanız lazım. Çünkü sizin zihin dünyanızda yeterli bilginiz yok ise, yeterli kültürünüz yok ise güzel bir kompozisyon yazamazsınız. Zaten insanın içinde olan bir şey olacak ki bunu kağıda dökebilsin. Bu yüzden de okumayı ihmal etmeyin. Sevgili öğrenciler, kanalımıza abone olarak yeni hazırlayacağımız videolardan öncelikli olarak haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.